videosu ne zaman gelecek? Bahar gelsin. Bahar videosu. Bahar videosu ne zaman gelecek? Baharı neden yapmıyorsun? Bahar. 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 Baharı gönder. Ay bahar. 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 <gülüyor> 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 oh. Geldik mi? Evet. Bahar videomuz. Heh gelmiştir. Daha önce birçok dizi için darlandım ama böylesi de ilk defa oluyor sanırım. Öncelikle videoya özür dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü az sonra bahsedeceğim Bahar dizisiyle ilgili ikinci fragman yayınlandıktan sonra altına Şöyle bir yorum yazmıştım. Demet Evgar'ı çok severim ama 6. bölüm final olur maalesef. Fazlası olursa çıkar hatamı kabul ederim. Tamam henüz 6 bölüm olmadı ama dizinin reytinglerine bakarsak tahminimden çok daha uzun süreceği kesin. Yani şimdiden özrümü dileyim de böyle yine kenarda dursun. Bak onu yazdım aranızdan maksimum 100 kişi görmüştür ama böyle de dürüst bir adamım. Peki ben niye böyle düşündüm? Çünkü Doktor Cha adlı Kore dizisinden uyarlanan bir diziden bahsediyoruz. Yani doktorluğu bırakıp ev hanımı olan ve daha sonra kocasına kızıp tekrar doktorluğa dönen bir kadından. Evet, çalışma hayatına giren bir kadın. Hiç reyting yapamayacak gibi bir hikaye değil mi? 5 yıldır şu kanalı yapıyorum, hala akıllanmadım. Altında yazanlar bile olmuş. Abi bak, dizide aldatma var emin misin diye. Ben senin metresin olabilirim ama aynı zamanda bu hastanede bir profesörüm. Doğru, hata bende. Artık diyorum ki bu millet aldatmaya düşmez, doymuştur artık. Ama yok. Ama bundan daha fazla atladığım bir şey var ki o da Demet Evgar'ın oyunculuğu. Kendisi o kadar doğal oynuyor ki, o kadar iyi bir oyuncu ve o kadar sempatik ki dizinin konusundan ve yapısından tamamen bağımsız olarak diziyi bambaşka bir yere çekiyor. Kendine gelmesini bekliyorum herhalde Timur. Timur, Timur, Timur. Yani yakın yaşlarda dinlenebilecek başka kadın oyuncuları da düşünüyorum. Hatta şöyle bir gözümün önünden film şeridi gibi geçiriyorum. Heh, yok, hiçbiri olmuyor. O yüzden Demet Evgar'a olan sevgimi ve saygımı da dile getirerek başlayayım videoya. Şu an yayında olan tüm diziler arasında gerçekten en samimi ve başarılı bulduğum dizi olduğunu da söyleyerek. E tamam, atlığımızı da yaptıysak başlayabiliriz o halde. Bahar Bizimiz yıllar önce doktorluğu bırakmış ve evinin hanımı, çocuklarının anası, kayınvalidesinin kölesi, kocasının hizmetçisi, kayınpederinin de bakıcısı olmayı seçmiş bir kadınla başlıyor. Hmm, bildiğin robot süpürge gibi kadın yapmışlar. Senin rutin dediğin şey hayatını feda etmek bence. Gece yatağa girip şarj oluyor, kalkıp yine devam ediyor. Çok mıncırık, çok da pıncırık. Yapay zeka gibi ne denilse yapan ama hiçbir aile baskısı olmadan bu hayatı kendi seçmiş olan bir kadınla. Ama nasıl seçmişe az sonra geleceğiz. Yani 6-7 yıl tıp okuyup bu Botox idman yurdunda başkanlık yapan kayınvalidesine hizmet eden bir kadına nasıl dönüştüğüne. Koskoca doktor kadını kül kedisine çevirdiler ana oğluya. Hemen aldatma kısmını da verelim şimdi uzun zamandır aldatma falan demeyince başınız dönmüştür. Başrolümüzün kocası da karısını hastanedeki bir başka doktorla aldatıyor. Ama adamın karısını aldattığı kadın da evli. O da kocasını bu adamla aldatıyor ki zamanında bu adamla karısını aldattığı kadını zaten karısıyla aldatmış. Diğer kadın olmak kolaydı. değil. <laughs> işte ben de bu detayları bilmeden diyorum ki dizi tutmaz var. Ya bir dur, bir dur, bir izle ama değil mi? Az sonra kim kimi aldatıyor, ne oluyor? Hepsini anlatacağım ama önce bu kadının bir değişimine gelmemiz lazım. Şimdi karakterimiz bir gün. Niye doktorlu bıraktın kızım? Diyen arkadaşına sinirlenip neden çocuk yapmak, evinin hanımı olmak işten sayılmıyor diyerek kızmaya başlıyor. Eleştirdiğin şey de benim hayatım. Şimdi bacım bak geliyor yine. Su ürünlerinde alabalık yetiştirmeyi mi öğrendin sen? Tıp ya bu. Evde oturacaksan 6 sene niye okudun derken kendi de bir sinirleniyor Olan hakikaten diye. Vapurda üzgün bir şekilde giderken birden bir kadın yere düşüp bayılıyor. Ay doktor yok mu diye insanlar bağırırken karakterimiz bende biraz olacaktı ama deyince insanlar e hadi o zaman diyor ama kendisi de panik yapıp denizin ortasındaki vapurda başlıyor. Aa! diye bağırmaya. Tam kadın ambulansa bindirilirken yakışıklı, karizmanın saçlara vurduğu, ilerleyen bölümlerde kocası aldattığı için ilişki yaşaması gayet normal gözükecek bir kadınla ilişki yaşayacak olan erkeğimiz geliyor. Ve bu karakterimiz de bir doktor ama öyle bildiğiniz doktorlardan değil. Ambulansa binen bir kadının uzaktan ayaklarını görüp "Cerrahım ben" diyerek ambulansa gidip "Anafilaksi olabilir, müdahale etmek lazım." diyen bir doktor. Anam bizde de bütün doktorlar mucize. Bir tane değil ki. Hadi eliyle MR çeken doktoru biliyoruz da kardeş. Sen 5 metreden Nerenle koydun o teşhisi? Cerrahım ben. Kadının tansiyonu mu düştü, beyin kanaması mı geçirdi? FBI der gibi analaksi deyip giriyor. Ve daha sonra karakterimizde bir gün kocasına güneş gözlüğü almak için gittiği bir mağazada şak diye bayılınca bir hastaneye kaldırılıyor. Ve tesadüfen gözünü açtığı hastanede gittiği doktorda bilin bakalım kim çıkıyor. Evet yine tabii ki ambulanstaki doktor. Hay Allah işte seviyoruz İstanbul'u böyle. Ben diyeyim ceviz içi kadar göstermeyi de, mucize işlerini de. Çok sık karşılaşıyoruz. Evet, iki günde bir en azından. Mesela bu kadının kızının en yakın arkadaşı da kim çıkıyor? Babasının, sevgilisinin kızı. Ha? Yani anasının kocası. Yani anladınız siz onu. Daha dura ona sonra ne mucizeler anlatacağım ben size. Meğer karakterimizin annesi enerjisi yerine gelsin diye ona bitkisel macun karışımı vermiş. O da ondan 2-3 kabonoz yiyince karaciğeri iflas etmiş ve acilen karaciğer nakli olması gerekiyormuş. Ha işte karaciğerde vida girmiş lastik gibi böyle ucunda duruyormuş. lütfen Allah aşkına ciğer esprisini yapma onunla. Ilgili. <laughs> ama bütün ailesinden uyumlu karaciğerde onu aldatan kocasından çıkıyor ama kocası da karısına karaciğerini vermiyor mu? Ha işte onu diyorum. Vermiyor. Heh, işte dizide reytingi yapan, Türkiye'de en fazla konuşulmasının sebeplerinden biri de bu. Şimdi soruyorum, aranızda bu diziyi eşiyle birlikte izleyip ''Bize böyle bir şey olsa sen bana karaciğerini verir miydin? Hadi bakalım.'' demeyen biri var mı aranızda? Yani ben eşim için karaciğerim değil, gerekirse ömrümü verirdim. <laughs> Bu soruyu eşinize sorduğunuza, dizi izlerken böyle bir muhabbet geçtiğine, yerli dizileri izlerken psikolojimin bozulduğuna emin olduğum kadar eminim. Hatta birkaçınızın evinde bu mevzudan kavga bile çıktı. Değil mi? Allah aşkına bir yazsanız onları yoruma. Neler olmuş bir okuyalım. Yanına sığındım diye benden ciğerimi mi istiyorsun? Evet adam, annesinin de fıştıklamasıyla karısına karaciğerini vermiyor. Ama tam ameliyata girecekken ölen bir kadının karaciğeri geliyor ve karakterimiz kurtuluyor. Şimdi canını okudum. Ve böylelikle artık karakterimiz hayatı yaşamaya, kocasına gününü göstermeye, ona haddini bildirmeye, evde bir köle olmadığını, kocası olmadan da ayaklarının üstünde durabileceğini, ona muhtaç olmadığını gösterebilmek için gidip yeniden doktor olup çalışmaya başlıyor değil mi? He yok. Gidip çatır çatır kocasının kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Hımm kocasına vermeyi düşündüğü ilk ceza buymuş. Ay bundan sonra böyle vallahi. Hak ah, ettim yaşayacağım yani? İşte benim de böyle sinir olduğum şeylerden birisi de budur ha. Lütfen bu düşünce yapısına sahip ev hanımları kusuruma bakmasın. Ama genel olarak böyle ilişkisi, aşkı yeni bitmiş, aldatılmış, boşanmayı düşünen kadınlar. Vallahi çatır çatır yerin parasını, kıçındaki dona kadar alırım. Derler ya, İlk olarak akla niye o geliyor? Niye ben de çalışırım daha iyisini yaparım diyenini daha az görüyoruz? Yani niye bir kadının kocasına verebileceği en büyük ceza kışındaki don oluyor? Neden kadınlar jübilesi gelmiş futbolcu gibi bir kere çalışma hayatını bırakınca bir daha geri dönemiyor diye düşündüm. Sonra da belli bir yaşın ardından kadınların iş dünyasında kendine yer bulamadığı aklıma geldi. Otur evinde çocuğuna bak diyerek onlara biçilmiş, layık görülmüş görevlerle iş hayatından dışlanmaları. Neyse işte ama karakterimiz için bu çok fazla geçerli değil çünkü kendisinin zaten bir mesleği var. Ama annesi bir meşgale bulsan kendine deyince ne olabilir acaba diyor. Ve derken o kadar şeyi yaşadıktan sonra yeniden doktor olmak dizi ekibi tarafından bir kitabın üstüne yapıştırılmış yazıdan aklına geliyor. Ya ben aslında maklume de yapabiliyorum der gibi aklına doktorluğu gelen kadın kocasından Tuz dershanesine gitmek için 200 bin TL para istiyor. Ama kocası da he canım he tabi tabi deyip hastanedeki asistan doktorlardan birini çağırıyor. Ve kıza soruyor. Kaç yaşındasın? Peki kız ne diyor? 22. 22. Ha, şimdi... Bir dakika. Bu kız 18 yaşında üniversiteye girdiyse tıpta 6 sene sürüyorsa 18 artı 6 22 koskoca dizi senaryosu yazan oradaki o kadar insan yanlış biliyor olamaz ya. Tabi ya hazırlığını tusunu tuşunu falan da koysak 18 artı 8 de 22. 25 diyen beni karşısında bulur. Zaten 25 de olmuyor değil mi? Bakıyor ki kadın kocasından para çıkmayacak. Kayınvalidesinin 210 bin TL değerindeki orijinal çantasını çakmasıyla değiştirip orijinalini internette çat diye satıp o parayı da dershaneye veriyor. İkinci el araç piyasasından da iyiymiş ama ha. Ve işte kadın başlıyor ders çalışmaya. 20 yıldır ev hanımlığı yapıp kitap kapağı kaldırmayan karakterimiz bir yemek yaparken bir de havuz temizlerken sorulara bakıyor. Bir de YouTube'dan bir video şak. Tıpta uzmanlık sınavından 79 puan alıyor. Ay! <laughs> Peki karakterimizin aylardır TUS'a hazırlanan oğlu? O da 75 puan alıyor. Tabi TUS'ta 79 puan almak ne anlama geliyor diyenler olursa onu da şöyle söyleyeyim. Dizide başvurduğu hastanenin başhekiminin of of of, of çok iyi puan alalım biz bu kızı diyeceği kadar. Oo sıra dışı bir aday bu. Ya bunu doktor mu izleyecek hastane çalışanları mı bize ağızlarını bırakıp TUS'a hazırlanırken yırttıkları taraflarıyla mı gülerler diye hiç mi sormadınız? Ama cidden aranızda TUS'a hazırlananlar varsa demek ki örnekteki kadar kolay olmasa da işin en azından İngilizce kısmını kolay atlatabilmek için efendim ne bileyim yemek yaparken, havuzu temizlerken dilediğiniz her yerde İngilizcenizi geliştirmenizi sağlayacak bir platform önerebilirim. Open English, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online pratik yapabileceğiniz fiziki kurslardaki yöntemlerin çok dışında hızlı öğrenmenizi kolaylaştıracak tekniklerle İngilizcenizi ilerletmenizi kolaylaştıracak bir platform. Tabii ki TUS bir örnek. Kendinizi geliştirmek, iş hayatında ilerlemek, belki de yabancı dizi ve filmleri altyazısız izlemek için. Yani İngilizcenizi geliştirme amacınız her ne olursa olsun Open English'te dilerseniz cep telefonunuzdan, dilerseniz bilgisayarınızdan, 7-24 canlı derslerle ya da diğer tüm keyifli öğretici araçlarla İngilizcenizi ilerletebiliyorsunuz. Siz nerede, hangi anda uygunsanız. Ama daha da güzeli, Open English'teki saydığım tüm bu imkanlara şu anda %70 indirim ulaşabiliyorsunuz. Hem de günde sadece bir kahve fiyatına. Eğer siz de %70'lik dev indirimi kaçırmak istemiyorsanız şimdi Open English'e gidip formu doldurup kaydolun. Diziye dönersek motor ehliyeti alır gibi Labs diye tusu kazanan karakterimiz kocasının çalıştığı hastaneye girmek istiyor. He? İşte böyle adama neler yapabildiğini göstermek için değil mi? He, yok. Ya siz kadının kendi gücünü, neler yapabildiğini gösterebilmek için mi doktorluğa döndüğünü düşünüyorsunuz? Sen, rengin orada diye o hastaneyi istedi. Meğer kadın, kocasının eski sevgilisi sandığı yeni sevgilisi de adamla aynı hastanede çalışıyor diye onları kontrol etmek için doktor olmak istemiş ya 30'dan <laughs> almış. O yüzden de hastane onu kabul etmeyince, kadın doktor olmaktan vazgeçiyor. Barbara'ya gelemez, merak etme. Ya bir şey diyeceğim. Hadi bu dizi Kore versiyonundan uyarlanıyor. İnsan bir uyarladığına bakar değil mi? Hadi yani bugüne kadar neler yaptık bari onları yıkmak için bu dizide ne yapabiliriz diye. Ay bu şeye benziyor. Yan taraftaki çocuktan kopya çekerken onun adını kendi kağıdınıza yazmak gibi bir şey. Tabii ki böyle bir karakter de yazılabilir ama bugüne kadarki gelen bütün dizilerden sonra bir bakıyorsunuz. <laughs> tam yeri gelmiş. Yok. Aa hakikaten gerçekten hiç o açıdan bakmamıştık aslında. Yeni bir hayatı bu kapıdan girdiğin an verdik sana Bahar. Evet. Güzel bir kadın iki gözyaşı dökünce bakmıyorsunuz tabi. Kadınlar diyor ki ay Bahar'da kendimi buldum. Yani iç sesim oldu keşke onun yapabildiklerini yapabilsem. Derken bunu diyen kadınlar sonraki bölümde bir bakıyorlar ki. Oy oy oy. O Bahar da Az filtrelik değilmiş. Meğer bu adam üniversitede tıp okuyorken bu kadınla birlikte sevgili ama bu daha ortada yok. Bu iki karakter sürekli kavga ediyorlar ve en sonunda kız ben Amerika'ya gidiyorum deyip gidiyor. Bu esnada oğlan çok üzgün bir şekilde barda otururken başrolümüzün gençliği de uzaktan oğlanı kesmeye başlıyor. Ay baksana tam da teselli etmelik erkek. Bunun kafasını omzuna koyacaksın var ya bunu bir teselli edersin sabaha kadar deyip o oğlana iş atmaya başlıyor. O esnada başka bir oğlanla gelip baba bir etrafa bak ya mekan kız dolu deyince oğlan da zaten o cümleyi bekliyormuş. Şak diye içkileri alıp kızın yanına geliyor. Ve kızla da geç saate kadar oğlanla takılıp oğlanın evine gidiyor. Ve aynı akşam labalaps diye hamile kalıyor ya. Ne o kadar huzurlu olabildik ne o kadar masum. He, hadi şimdi de, de deyin bakalım Bahar'da kendimi buldum diye. Hadi. <laughs> hadi ya çekinmeyin deyin. Yani yine bir iki dakika kendinizi buldurmadılar değil mi? ve erkeğimiz de ulan bir iki bira içecektik olay nereye geldi derken. Sevgili olamadı anne baba olduk. Kızla evlenmek zorunda kalıyor ve kızı eve getiriyor. Ama Amerika'dan dönen sevgilisi yanında leblebi yutmuş tırtıl gibi gezen hamile kızı görüp de oğlum biz ayrılmadık ki ben sadece Amerika'ya gittiydim deyince oğlan da ha ah lan ben ayrıldık zannettim ya deyip tekrar eski sevgilisiyle birlikte olmaya başlıyor. Yani dizideki bütün karakterlerin karakterine diyecek yok. Başrol karakteri bile diyorsun ki ay ne kadar tatlı tatlı da giydiriyorlar. Tam bir mercimek hanım. Sonra bir bakıyorsun ki o mercimeği ilk gece vermişler fırına. Benden başka herkesi mutlu ettim. E peki bu adam bu kadından niye boşanmıyor derseniz meğer adamın babası da ölmeden önce bu kız ona baktığı için bütün mal varlığını ona bağışlamış ama söylememişler. Bu konforlu hayatı sürdürmek için Bahar'a ihtiyacımız var bizim Boşanırsa bütün para ona geçer diye evli kalmaya devam ediyorlar. Peki bu kadın niye kocasından boşanmıyor? E çocuklar etkilenmesin diye. Çocuklar buna adapte olmaya çalışıyor. Dersiniz ki çocuklar da hala altına yaşta. Evli evli başka bir erkekle birlikte olmak, onun motoruna binip oh, hayat demek, reyting yapıyor demiyorlar da. Neymiş? Çocuklar. Ve işte başrolümüzde yine bir erkeğin sayesinde hastanede bir mülakata giriyor ve o mülakatta işe alınıp asistan doktor olarak çalışmaya başlıyor. Aa! Adamı böyle Şimdi en başta söylediğim güzel sözleri umut musunuzdur? O yüzden tekrar hatırlatayım. Ben bu diziyi cidden sevdim aslında. Yani evet Demet Evgar'ın oluşunu en çok belki ama bir yandan da bu komedi yokluğunda gerçekten gülümseten unsurların oluşunu, psikolojiyi olsa da fiziki bir şiddet olmayışını, ailecek izlenebilir olmasını diyecektim ki lan dedim Murat sen bir erken konuşma yine bir dördüncü bölüme bak dedin. Ki oy oy ne göreyim. Tamam yani çok da ailecek izlenebilecek gibi olmasa da tam da bahar aylarına girerken böyle ismiyle müsemma, yeni bir umut, yaşama enerjisi veren yanını sevdim. Ne oldu Cerrah'ım? Dur dur bir de muhtemelen beni izleyen senaristin şu aldatılan adama yazdığı repliği sevdim. Ben de başka bir profesör diyor Bunun dizisini mi yapsak ya? Tutar. Evet zaten reytingi garanti almak için bir doktoru Dilber gibi ortada dans ettiren senaristi yapımcı da sevmiştir. Bak tam güzel bir şey söylüyordum yine oradan sekti görüyor musun? Ha, niye öyle oluyor?